Merhabalar herkese. Merkeziyetsiz geleceğin DeFi Friday bu bölümünde MetaMask ile Ethereum'da dijital cüzdan açıyoruz. Haydi bölümümüze başlayalım. Doğancan biliyorsun ki blok bölümlerimizde her hafta blok zincir nereye gidecek, teknolojiler nereye gidecek bunları konuşuyoruz ve bu dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Ama aslında bu dünyayı anlamak sadece bu işin felsefesini, teknolojisini konuşmak değil. Aynı zamanda bu dünyaya nasıl entegre olacağımızı, nasıl kullanacağımızı bilmek. Aslında o yüzden bu d De Friday serisine başladık ve bu seride ufak e ipuçlarıyla araçları nasıl kullanabileceğimizi, nasıl cüzdan açacağımızı, nasıl bu dünyaya entegre olacağımızı adım adım gösteriyoruz. Aslında şimdi bu bölümde en temelden başlayacağız. Bu dünyanın giriş kapısı cüzdanlar. O yüzden seninle beraber bir metamask cüzdanı açacağız. İnsanlar bunu nasıl açabilir bunu göstereceğiz. Ve bazı ipuçları paylaşacağız aslında nasıl kullanılır, nasıl kullanılmaz diye. Neden MetaMask? MetaMask en iyisi mi? Her yerde MetaMask, MetaMask çok da duyuyoruz, ediyoruz. Niye dijital cüzdan deyince hemen aklımıza bir MetaMask geliyor? Kullanım kolaylığı mı? Kesinlikle kullanım kolaylığı faktörlerden biri ama onun yanı sıra en çok siteye, en çok akıllı kontratı, entegrasyonu olan cüzdan MetaMask. Yani siz hangi siteye bugün giderseniz gidin, cüzdanımla gir dediğinizde bir sürü cüzdan seçeneği çıkar ama bir tanesi hep ortaktır Metamask hep orada. Metamask cüzdanı aslında e, ilk bulunan cüzdanlardan biri olduğu için akıllı kontratlarla iletişime geçen konsensus tarafından e, çok hızlı yayıldı ve kullanımını yaydı. O yüzden rakip cüzdanlar yerini alamadı. Çünkü cüzdana farklı bir bakış getirdi aslında. Diğerleri sadece dijital varlıklarınızı alıp saklamak içindi. Metamask akıllı kontratlarla aslında e, kullanabilmek için onlarla entegre olabilmek için yapıldı. O yüzden çok ileri e, götürdü oyunu diğerleri girmeden önce. Evet, hadi bakalım başlayalım hemen ekran paylaşalım ve MetaMask.io, meta.mask.io sitemizin adı. Bu siteye giriyoruz. E, çok farklı böyle kötü niyetli siteler olabilir. O yüzden dikkat ediyoruz, değil mi? Giriyoruz. Şimdi bunu tabi MetaMask kullanırken birkaç şey dikkat etmek gerekiyor. Mesela Safari gibi bir browserda bu çalışmıyor, bir tarayıcıda çalışmıyor. Google Chrome kullanmanızı veya Firefox. Biz burada Firefox kullanacağız şimdi. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Google Chrome'da zaten hali hazırda bir yüklü Metamask'imiz olduğu için şimdi biz Firefox'ı sıfırdan kuracağız. Ayrıca burada, hı hı. burada bir tavsiyede bulunayım Brave de kullanabilirsiniz. Brave aslında kriptocuların sevdiği bir browser çünkü aynı zamanda Tor ağını kullanmanıza olanak veriyor. Eğer anonimliğinizi korumak istiyorsanız ve aslında sitelerin sizden aldığı verileri karşılığında Brave'in kendi coin'i var. Yatırım tavsiyesi değildir ama bunu kazanmanıza olanak veriyor kişisel verilerinizi paylaştığınız için. Chrome'la yaptığınızda yine aynı kişisel veriler gidiyor ama karşılığında bir şey alamıyorsunuz. O yüzden Brave'de Metamask destekleyen iyi bir tarayıcı alternatifi. E Furkan biz niye Brave'den almıyoruz? E biz de alabiliriz Doğan istersen. Brave'in yok diye dedim. Seni zorla sokmak e istemedim. Hadi Brave'e girelim. Vay. Nasıl Anonimliğe Brave'de? özel veriyor. Yani herhangi bir tarayıcıyı kullanarak Brave indirip ee, bu sefer Brave'de başlayabilirsin aynı yolculuğa. Brave'de başla. Boş ver ya Firefox falan filan ne yapacaksın? <laughs> kullanırken verilerimizi kullan hep anlatıyoruz. K verilerimizi kullanırken e, ne yapacağız? E, biraz biz de kazanalım. Dikkatli değil mi? Yapalım tamam. ya. <laughs> Doğru. Hadi yapalım kazanalım. bakalım. Biz şimdi, biz şimdi biz şimdi Brave'i yüklüyoruz. Hemen geleceğiz tamam mı? One eternity later. Merkezi siz gelecekte Brave ile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her şey burada gerçek, burada şaka yok. MetaMask, I.O. diyelim. Kripto Geldik. ile entegre Buyurun. olabilen her çözümü kullanıyoruz. Kullanırız. Hayda, bak Chrome. Aslında diyor şimdi de. Chrome demesinin sebebi şu, aslında Brave Chromium engine kullanıyor, yani arkasında Chrome aynı motor var. O yüzden çalışacak, merak etme. Tamam, şimdi download diyorum. Install MetaMask for Chrome dediğimiz vakit kabul ediyorum diyorum. Teşekkürler. Bunu aynı şekilde Google Chrome'da da yapabiliyorsunuz. Google Chrome'da da Chrome Web Store kullanılıyor. Add to Brave diyorum. Add extension diyorum. Eklenti ekle diyorum. Ekliyorum. Ve eklendi. Buyurun. Metamask kurmak de. bu kadar kolaydı. Güle güle falan <laughs> diye bitiriyormuşuz. Devam ediyoruz. Bakın e, burada da bir güzel bir tilkimiz var. Tilkimizi buraya koyuyoruz. E, benim şimdi burada şey soruyor. Yeni misiniz diyor. <laughs> tamam mı? Yeni Yok misiniz? ben yeni değilim. Ben burada zaten var diyorsanız bunu alabilirsiniz veya bir dijital hali hazırda olan bir dijital cüzdanınızı da buraya e, Buraya direkt yükleyebilirsiniz. Mesela bir dijital cüzdan atıyorum blockchain.info e, Burada bir dijital cüzdanınız var. Oradaki Kriptolarınızı buraya aktarmak istiyorsunuz. Bunu kullanacaksınız. Yok ben sıfırdan metamask kullanmak istiyorum. Oradakileri buraya aktarırım diyorsanız yapmayın. Bunu kullanın tabii ki ama ben sıfırdan metamask kullanacağım. Ee, i̇şte Binance'teki, BTC Türk'teki paralarımı buraya aktarırım diyorsanız da buradan. Evet. Bu arada yani şunu da belirtelim. Buradaki anahtar sözcükler gerçekten çok önemli. Kimseye kaptırmamaya çalışın. Eğer başkasının eline geçerse bu anahtar kelimeler onlar da sizin cüzdanınızı kendi MetaMaskları içerisinde çıkartıp fonlarınıza erişebilirler. O yüzden lütfen dikkatli kullanalım. Evet. Ee, MetaMask verilerimizi kullanmak istiyor. Verilerimizi kullanalım mı diyor. Ee, biz hiçbir zaman satmayacağız diyor. Şimdi bu konu e, tamamen kişiye bağlı. Evet. Ben kabul ediyorum çünkü umurda değil. <laughs> Şu aşamada. Çünkü kullanmayacağım. Ne yapardım bilmiyorum o anda. Şu aşamada yani MetaMask'te gelsin isterim. Yani zaten bir test cüzdanı olduğu için de onun için kullanacağız. Kendinize yani. göre karar verebilirsiniz. Furkan ne yapalım? Şifreyi söylüyorum. 1, 2, 3... 4. Okudum onaylıyorum. Onaylıyorum. Evet güvenli bir cüzdanımız oldu efendim. Devam edelim. Şimdi... Bu az önce bahsettiğimiz Anlat. anahtar kelimeler. <laughs> Aman diyeyim ona basmadan Aman önce. Diyeyim. Yayını durdurun. <laughs> Şunu bir durduralım. O o kelimeleri kenara not etmeniz gerekiyor ki böylece ve önerim şu ki yani online olan bir ortamda not etmeyin, bir kağıt kalem alın ve yanınızdan ayırmayacağınız şekilde veya evinizde güvenli bir yerde saklayın. Eğer çok güvendiğiniz biri varsa kopyasını ona da verebilirsiniz. Bu gerçekten sizin varlıklarınızı açılan kapı. Ve o kelimeler giderse her şeyiniz gider. Ben şimdi yazıyorum kelimelerimi. Güzel bir defteri yazın. İki tane hatta iki tane ayrı defteri yazın. Yanınızda taşıyın. İsmine de demeyin ki bu benim secret. <laughs> yani bu benim karşılama kelimelerim falan filan demeyin adına. Adına başka bir şey deyin. Tamam. Tamam. <laughs> Yakmayın kendinizi. <laughs> Sonra vay bana böyle oldu, vay bana şöyle oldu demeyin. Sonrasında sizden onaylamanızı isteyecek. Benden şimdi istiyor. Ee, sırası da önemli bu arada. Hani öyle kafanıza göre değil. Bunun sırası da önemli. Sıraya göre dizin diyor. Ben şimdi sıraya göre dizeyim. Evladım görmüyorum. <laughs> Lugat 365 sponsorumuz değil bu arada. Evet, ee, hallediyoruz diyor. Token in, token out. Mesela buradan girdisi dayı olarak çıktısı diyor. Bizde yenilikler bitmez diyor Metamask. Ne oluyor Metamask? Şimdi e, sıfır etherimiz var. Niye sıfır etherimiz var? <gülüyor> 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 yeni taptaze bir cüzdan aldık. Metamask'in <laughs> her yeni aboneye Ethereum kampanyası olmadığı sürece o cüzdanı ilk açtığınızda hep sıfır Ethereum'unuz olacak. Evet. Ha, sonra mesela bu programı da yaptık. Metamask yarın öbür gün bir coin çıkartır. Metamask kullanıcılarını bir airdrop yapar. Sonradan teşekkürler yağar buraya. Met Aa, <laughs> Merkeziyesiz gelecekten duymuştum. Metamask'a açtım. Bize çok güzel airdroplar geldi diye. Hiçbir fikrimiz yok bu arada. Böyle bir şey var mı onu da bilmiyoruz tabii ki ama. Söylentisi Gelelim. var. Gelin. Hadi buyurun. <laughs> Hadi buyurun. Kimseye söz vermiyoruz ama. <laughs> tamam. Şimdi burada farklı şeyleri de bağlayabiliyoruz tabii ki. Networklere de farklı zincirleri de bağlayabiliyoruz. Geçen bölümde e, DeFi Friday'in birinci bölümünde burada MetaMask üzerinde Arbitrum'a bağlamıştık. Arbitrum zincirine bağlanmıştık. Her şeyi bağlayabiliyoruz. Mesela MetaMask'i nerede kullanabiliriz? Hemen bir gideyim OpenSea'ye. Bağlayabiliriz dedim. Bu arada neler bağlanabileceğini söyleyeyim. Ethereum ikinci katman çözümler bağlanabilir. Arbitrum optimizm gibi. Ama onun yanında Ethereum sanal makinesine çalıştıran diğer zincirler de bağlanabiliyor. Binance Chain'in BSC'si, Avalanche, Tron bunlar da Metamask'inize eklenebiliyor ve buradan onları da kullanabiliyorsunuz. Ama lütfen bir zincirden başka zincire para göndermeyin. Paranız tamamen kaybolur. Arbitrum'dan gönderiyorsunuz. Arbitrum adresinizi ve ona gelecek şekilde emin olun ethereum'dan gönderiyorsanız ethereum'u seçin. Böylece para kaybetmeyin. Evet. E, OpenSea gibi mesela hemen bir uygulamaya e, dijital cüzdanımızı bağlayalım. Mesela burada NFT alabildiğimiz en büyük e, şu an NFT pazar yerine burada bağlayacağız. E, profile buradan girdiğimiz zaman hemen size cüzdanınızı bağla seçeneği geliyor ve ben metamask popüler diyor zaten bağlıyorum. Bu kadar kolay. Bizden şimdi bir imza isteyecek. E, bağla diyorum efendim. Bağlan bitti. Şu an OpenSea'de bir cüzdanımız var. OpenSea'de bir hesabımız var. Hesap böyle yapılıyor. Ondan sonra buradan hemen e, ee, ben efendim imza alıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra imza istiyor her seferinde. Metamask'ta bir işlem yapmak istediğiniz zaman her zaman sizin dijital olarak imzanızı istiyor. Mesela username dedik. Merkeziyetsiz gelecek. Merkeziyetsiz gelecek. Herkese <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Evet, save diyoruz. Tamam. Her şey burada bu kadar. bitti. Evet, yani OpenSea'da girip NFT'i beğenmek isteseniz bile, ona imza atmanız gerekiyor ki sizin cüzdanınızla ilişkilendirilsin o işlem. E bir nevi kimlik nasıl? doğrulama. E Furkan peki nasıl ben şimdi OpenSea'dan bir şey alacağım? Hiç Ether'im yok. E ether atalım buraya. Ether'i nasıl atacağız Furkan? Orada cüzdan adresim var zaten üzerine geldiğin gibi kopyala diyebiliyorsun ee, ve. Hı. Kopyaladığın adresini sana para gönderecek cömert kişiye veya kendi hesabına koyarak alabilirsin Ethereum'ları. Aynen öyle. E, durum burada. Yine bunun ismini de değiştirebilirsiniz. Şu şekilde, e, şu şekilde değiştiriyoruz. Şunu alıp, şu arkadaşımızı alıp, e, Binance'ten, BTC Türk'ten, işte ne varsa artık elinizde, e, oralara girip. E, ben para çekmek, kripto çekmek istiyorum diyorsunuz. Bitcoin çekmek istediğinizde bunu koyuyorsunuz. Ether çekmek istediğinizde bunu koyuyorsunuz ve çekimlerinizi yapıyorsunuz efendim. Burada bir QR kodumuz da ayrıca var. Ayrıca cüzdanınıza telefonunuzdan erişmek isterseniz MetaMask'in mobil uygulamasını indirip aynı anahtar kelimelerle cüzdanınızı oraya da oluşturup oradan da erişip mobil kullanabilirsiniz. Kesinlikle Var mı değinmek istediğimiz MetaMask MetaMask ile ilgili şöyle ya bunlar da bilinsin dediğimiz bir şey Furkan? İstersen o küçük profil resmi olan fotoğrafa Ethereum ağının yanındaki tıkla ve oradaki şeyleri de bahsedelim hızlıca. Şimdi buradan farklı hesaplar oluşturabiliyorsunuz. Yani bir cüzdandan fazlayı tek bir hesap altında toplayabiliyorsunuz. İkinci cüzdan, üçüncü cüzdan gibi böyle farklı cüzdanlar ekleniyor. Onun dışında ikinci seçenek olarak Yine hala cüzdanınızı oluşturduğunuz diye başka bir cüzdanınızı da buraya çıkartamazsınız diye bir şey yok. Yine blockchain info'daki, oradaki, buradaki cüzdanınızı anahtar kelimelerini kullanarak bu MetaMask'e ekleyebilirsiniz. Yani birden fazla cüzdan kullanabilirsiniz. Üçüncüsü ise donanım cüzdanı. MetaMask aynı zamanda donanım cüzdanlarıyla da entegre çalışıyor. Daha güvenli işlem yapmak isteyenler, soğuk cüzdan kullanmak isteyenler bir donanım cüzdanı edinip MetaMask'e bağlayarak üçüncü seçenekten Ledger'larını, Trezor'larını da buradan kullanabilirler. Evet 4 seçeneği de desteklediği MetaMask'in görüyorsunuz zaten. Soğuk cüzdan, hangi soğuk cüzdanı aldık? Hangi soğuk cüzdanı tavsiye ediyoruz? Bunun için de ilgili bölümümüzü şurada izleyebilirsiniz. Şimdilik bence MetaMask için söyleyeceklerimiz bu kadardı Doğancan. ile tabii ki yapabileceklerimizin sınırı yok. Bir sürü akıllı kontratla e, iletişime geçip üzerinden işlem yapabiliriz. Onları farklı farklı e, DeFi Friday videolarında paylaşacağız zaten. E, MetaMask hakkında sorunuz olursa da yorumlara yazmayı unutmayın. E, beraber çözelim bu e, güzel cüzdanı daha fazla neler yapabiliriz diye. Merkezi siz gelecek DeFi Friday bölümünde MetaMask cüzdanı açtık ve Ethereum bir dijital cüzdan sahibi olduk. Hayırlı olsun diyoruz efendim. Kendinize dikkat edin, kriptolarınıza dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın, abone olun. Abone olmayı unutmayın, görüşmek üzere. Bildirimlerinizi açın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.